Sinemada, televizyonda izlediğimiz ünlü isimlerin ekranda göründükleri ilk anları hatırlıyor musunuz? Magazin 8 editörleri tozlu arşivlerden ünlü isimlerin ilk oyunculuk deneyimlerine ait anları bulup çıkardı. İşte ünlü oyuncuların ilk rolleri. Magazin 8'le zaman tünelinde yolculuğa hazır mısınız? Oya Başar. Bana son derece iyi davranıyor. Beni davet etti. Şükran Ovalı. Şimdi sırası bunu. Ve Halit Akçatepe'nin ilk rollerini ekrana getiriyoruz. Hem de ne malları var ablacığım, hem de ne malları. Zamanı durdurmak imkansız. Yıllar hızla akıp gidiyor. Ancak arşivler ne anıları ne de hatıraları silebiliyor. Magazin 8 sizleri izlerken yok artık diyeceğiniz görüntülerle müthiş bir zaman tüneli yolculuğuna davet ediyor. Senden başka, senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, duyamam ben hiç kimseyi. 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na girdi Oya Başar. 11 Şubat 1956 İstanbul doğumlu. 1964 yılından bu yana sahnelerde ve kamera karşısında. Hanife! Hanife, artık tahammülüm kalmadı, konuş! Bugünlerde başında yazması, gözlerinde yaşları, makyajsız suratıyla bir anneyi canlandırıyor O Hayat Benim'de. Kariyerinde emin adımlarla yürüdü zirveye. Sen benim kızımsın. Sadece dizilerde değil, son yıllarda sinemada da mesleğini icra etti Oya Başar. Yönetmenliğini rahmetli Levent Kırca'nın yaptığı son filmindeyiz şimdi de. Yıl 2002. Oya Başar, büyük usta Levent Kırca'nın filminde Necla Fidan rolündeydi. Diyoruz ki nasıl olsa buluruz sesi güzel birisini. Oya Başar bu filmde hem oyuncu hem de yapımcı olarak görev almıştı 2002'de. Lütfen aranızdaki meseleye beni katmayın Selim Bey. Özür dilerim Necla Hanım. Geldik efsaneleştiği yıllara. 1986 yılında başlayan ve bir televizyon fenomeni olan Olacak O Kadar da bir değil, bin değil, 100 bin role büründü başarıyla. Şata değil, utanılmaz aşklardan gün gelir. Eski eşi Levent Kırca'yla ve oyuncu arkadaşlarıyla 1985 yılından 2005 yılına kadar Olacak O Kadar isimli efsane yapımda rol aldı Oya Başar. Çok sevdiği tiyatro sahnesini, dokusunu aratmayan Olacak O Kadar da kah güldürdü, kah düşündürdü ünlü oyuncu. Hür doğdum, hür yaşarım. Filmi hızla geri saralım ve hayli eski yıllara uzanalım. Orhan Gencebaylı, Perihan Savaşlı, Neriman Köksallı kadrosuyla Çilekeş adlı filmdeyiz şimdi de. Hani şu şarkıları meşhur, aşkları olay, gözyaşlarının sular seller gibi attığı filmler vardı ya. İşte o filmlerden biriydi Çilekeş. Yardım mecnune bir tersen. Orhan Baba rol icabı sevdiği kız Perihan Savaş'tan ayrılmış, teselliyi de aşkı da filmde bakın kimde bulmuştu. Lira karşılığı oyuna sürüyorum. Fatura değeri 200 bindir. Kabul. Orhan Baba'nın omzunun üstündeki elin sahibi 1978 yapımı Çilekeş filminde Oya Başar. Kim der sadece komedi filmlerinde, dizilerinde rol aldı diye. O mesleğinin ilk yıllarında en baba dram sahnelerinde en zorlu karakterleri canlandırmıştı. Seni harcayacak Suna, ödeşmek için seni ziyan edecek. Sanmıyorum. Bana son derece iyi davranıyor. Beni davet etti. Hey gidi yıllar hey. 1974 yılına, oyunculuk deneyimlerinin ilk zamanlarına gidiyoruz şimdi de. Kapı çalınıyor ve o içeri giriyor. Kapı çalınıyor. Sekreterdir. Bakalım o ne düşünüyor yazdıklarımız için. Günaydın. 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 Merhaba abla. Ne var? Niye öyle bakıyorsunuz? Şaşırdık da onun için böyle bakıyoruz Oya Hanım. Bakar mısınız Oya Başar'a? Sarı sarı saçları, şaşkın halleriyle bir gazete sekreterini canlandırıyor burada. Yıl 1974. Tam 42 yıl önce işte bu halleriyle geçmişti büyük oyuncu kamera karşısına. Yıkaları? Ay hiç okumaz olur muyum? Bir tek ses tonu değişti tabii ki. Bir de yüzündeki çizgileri. 1 saat 11 dakika filmde sadece 4 dakikalık bir sahnesi vardı Oya Başar'ın. Büyük bir oyuncu olacağı, azimle yolunda yürüyeceği 40 sene öncesinden belliydi. Hey yıllar, yenilmedim size, umutlarım yine aynı.
Koca bir çınarla devam edelim zaman tünelinde yolculuğa. Karavanın koyunu sonra çıkar oyunu. 1 Ocak 1938 Ordu Ünye doğumlu Halit Akçatepe. 78 yaşında ve ilk günkü enerjisiyle bomba gibi hala setlerde. Devleşmeye devam ediyor rolleriyle. Hababam sınıfında gerçek babası da rol almıştı. Ta o yıllara uzanacağız da öncesinde yakın zamandaki Hababamlara bakalım. Servisi kızım. Gel, hoş geldin. Öğle yemeğini evde unutmuşsun babacığım, onu getirdim. Niye zahmet ettin evladım? Ben burada karavanadan bir şeyler yerdim güzel. 2004 yılında Hababam Sınıfı Askerde filminde işte bu haliyle kamera karşısındaydı ünlü oyuncu. Hadi bakalım eşek karatası seni. Ye bakalım hadi. Hadi ye ye hadi. Heh. 2003 yılına gidelim. Asıl duygusal Hababam Sınıfı Merhaba'da yaşanmış. Güdük Necmi 40 yıl önce tozunu yuttuğu sete işte bu sahneyle dönmüştü. Komedi filminde de ağlatmayı başarmıştı usta oyuncu. Kendi de gözyaşı dökmüştü aynı sahnede. Şöhreti kazandığı Hababam Sınıfı klasikleri de aynı okulda çekilmişti. Bu ne Şaban? Patlak, doğum patlak. Sağ olsun arkadaşlar almışlar. 1977 yılında Şabanoğlu Şaban filminde iki devle rol almıştı Halit Akçatepe. Kumandanım geldi. Ne görüyorsun? İleride çadırlar var kumandanım. Aferin Şaban, işin sonuna geldin. Şaban ve Ramazan kumandanları Hüsamettin'in başına sürekli işler açıyordu bu filmde. Halit Akçatepe Şabanoğlu Şaban filminde Ramazan karakterini canlandırıyordu. Borazan, 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 Borazan sesim be. Borazan benim değil mi? Halit Akçatepe her ne kadar aksilik yaşasa da asla ve asla rol arkadaşı Kemal Sunal'ın kalbini kırmıyor, can yoldaşlığı yapmaya devam ediyordu Ramazan rolüyle. Çalayım değil mi Ramazan? Çal! Tırnaklarıyla kazıyarak çıktığı zirvede tabii ki sadece oyunculuk yapmadığı sektörde. 1974 yapımı Hasret isimli filmde bakar mısınız yardımcı yönetmen olarak ne yazıyor ekip listesinde? Yardımcı yönetmen ve oyuncu sorumlusu olarak da görev yaptı 1970'li yıllarda Halit Akçatepe. Bu görüntüleri de hem yardımcı yönetmenlik yaptığı hem de oyunculukla geçimini sağladığı 1974 yapımı Salak Milyoner filminden. Şaşkınlık gelmemi çavuş. Sevinç sevince. Daha da geriye gidelim öyleyse. Bu görüntüleri de 1972 yılından Tatlı Dillim isimli filmde işte böyle gencecik haliyle geçmişti kamera karşısına. Ve şöhreti de bu filmle yakalamıştı Halit Akçatepe. Başka yol var mı Dağbaşım Oteli'ne? Ve gelelim arşivlerde saklı duran bilindik ilk filme. Yıl 1971. Beyoğlu Güzeli isimli filmde hem sektöre hem de seyirciye kendini kabul ettirmek adına resmen çırpınmış ve iyi bir oyunculuk sergilemişti büyük usta. Hem de ne malları var ablacığım, hem de ne mallar. Spreyler, Fransız parfümler. Gelelim asıl bombaya. Oyunculuk yolunda yürümesini babası sağlamıştı kendisine. Peki kim miydi babası? Gözlerim biraz zayıf da. Nuri Bey de fizik hocamız. İşte Halit Akçatepe'nin gerçek hayatta babası Sıtkı Akçatepe. Hababam sınıfından hocası Paşa Nuri oluyor kendileri. Biz sizin yaşınızdayken at sırtında Sakaryalarda düşman kovalıyorduk. Sıtkı Akçatepe, henüz oğlu Halit Akçatepe 5 yaşındayken bir film yönetmeni arkadaşının çocuk oyuncu arıyorum teklifiyle oğlunu sete götürmüş ve Yeşilçam'ın tozunu böyle yutmuştu Halit Akçatepe. Ne o, bir şey mi istediniz? Efendim bendeniz Milli Eğitim Müfettişlerinden Hikmet Görkem. Hey gidi yıllar hey dedirtmiyor mu sizce de bu sahneler değerli izleyenler? Anlat bakayım oğlum. İneklerde mantık var mıdır? İnek senin babandı. Artık bu kadar da fazla.
terbiyesiz. Müsaadenizle döveceğim hocam. Müsaadesiz, dövün müfettiş bey. Elleriniz dert görmesin. Gel buraya. Seni terbiyesiz seni. Genç bir isimle devam ediyoruz zaman tüneli yolculuğuna. Onun Magazin 8'de yayınlanan bu hallerini hatırlıyorsunuz değil mi? Sana ördek taklidi yapmamı ister misin? Hemen yapıyorum bak. Nasıl? Hayli şakacı Şükran Ovalı. 1 Nisan 1985 doğumlu İzmir Eşref Paşalı. Genç, güzel ve başarılı. Artık ince zanaate son. Neşem, alın yazın. Şampiyonlar Ligi'ne. Şeytan Tüyü isimli filmde oynadı. Ben senin gibi bir tipe bakar mıyım be? Ezik! Aynı yıla bir proje daha sığdırdı Ovalı. Paramparça dizisinde psikolog Ayşe olarak yer aldı. Ne spor yapıyorsunuz? Kickbox. Öyle mi? Yumruk artı tekme. Yumruk artı tekme. Kafada attığım oluyor. Allah Allah. 2 yıl öncesine dönelim öyleyse. Onun hayallerini süsleyen oyunculuk mesleğinde ilgi çeken bir rolüyle hatırlayalım. Hadi bu çocuk sağlam bir uç değil. Niye ya? Bence hoş çocuk. Şeref meselesinde 2014 yılında Ayşe rolüyle izlemiştik hanımefendiyi. Selim, evlenme ya. Evlenmişti. Hayallerini ilk gerçekleştirdiği yapımdaysa Merve rolündeydi. Hem akşama saklayın gözyaşlarınızı. Hele bir yüksek yüksek tepeleri söyleyelim hep beraber, hep beraber ağlarız içimiz çıkıncaya kadar. Bez Bebek isimli dizide 2007 yılında işte bu halleriyle geçmişti kamera karşısına. Simgecim hadi biz çıkalım, yapacak dünya kadar işimiz var. Şimdiki hallerini andıran, heyecandan tir tir titreyen haliyle Bez Bebek'te ilk rolünde hayli heyecanlı görünüyordu Şükran Ovalı. Ay şimdi sırasın bunun. Hem de böyle bir gecede.